Sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyoruz. 2 aydır devam eden zorlu seçim maratonu dün gece geç vakitlerde sona erdi. Turhal Belediye Başkanlığını MHP adayı Duran Evren 7.867 oy alarak kazandı. Eski Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan 7.086 oy alarak seçimi kaybetti. Ayrıca seçimlerin olaysız geçmesi de bizleri oldukça sevindirdi. Yeni Belediye Başkanı Duran Evren bugün Belediye Sarayı önünde bir konuşma yaptı. Evren konuşması bittikten sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak dağılacağız dedi. Duran Evren yaptığı konuşmada Turhal Belediyesi'nin halkın belediyesi olduğunu, belediyenin kapısının herkese açık olduğunu, 24 saat kesintisiz hizmet verileceğini söyledi. Duran Evren'i kutluyor, belediye başkanlığı süresince başarılar diliyoruz. Thank you.
Mustafa'na davet edeceğim. Yanlış şu dört sözlüğü bir daha tekrarlayalım. Geliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun sayın değerli başkanım.
seçim konuşmalarımızda sonuca en yakın biziz. Sonuç alıyoruz. 28 Mart'ta sizi vereceğim önüne bekliyoruz dedik. Bu tabii bir ifadeydi. Normal bir ifadeydi. Siz o seçim konuşmalarındaki çağrılarına uyarak buraya toplandınız. Onun için hoş geldiniz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Herkes birbirini sevecek. Güzel kuralımızın buna ihtiyacı var sevgili.
hemşerilerim.
Sevgili hemşehrilerim, saygıdeğer büyüklerim, saygıdeğer hanımlar, hep birazdan İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Ondan sonra televizyonumuzdaki mesajımızı bekleyip deniz teslim töreni yapacağız. Yani ondan sonra İstiklal Marşı'ndan sonra dağılacağız. Ellerimize, seçim bürosuna, partiye gidebiliriz. Soğukkanlı olayın başarılı kahramanları nasıl davranırsa, Gazi Osman Paşa nasıl davranırsa öyle davranacağız. İstiklal Marşı için başlıyoruz. Dikkat! Korkma sönmez bu şafa. Thank you.
Yeni belediye başkanımız Duran Evren kim? Evet, Duran Evren 1950 yılında Zile'nin Kırlar köyünde doğdu. İlkokulu Turhal Mehmet Akif de ortaokulu ise Turhal Ortaokulu'nda birincilikle bitirdi. Daha sonra Tokat Gazi Osman Paşa yatılı bölümünü kazandı. O yıllarda öğretmen okulunu, hava subay okulunu ve ziraat meslek lisesini kazandı. Ancak kendisi çok sevdiği öğretmenlik mesleğini tercih etti. Ankara'da yüksek öğretmenliğe seçildikten sonra Fen Fakültesi Matematik bölümüne geçerek 1972-73 döneminde okuldan mezun oldu. Daha sonra Güngör Öğretmen Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Bu dönemden sonra başarı grafiğini büyük bir hızla sürdürmeye devam etti. Tokat Ticaret Lisesi'nde müdür muavinliği ve Turhal Lisesi'nde 1978 yılına kadar müdür olarak görev yaptı. 1985 yılında Tokat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak çalışırken, 1989 yılında Turizm İl Müdürlüğü'ne, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğine atandı. 1994 yılı 27 Mart yerel seçimlerine müfettişlikten ayrılıp Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylığına getirildi. Evren, evli ve 3 çocuk babası. Belediye Başkanı Sayın Duran Evren'le beraberiz. Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz ilk önce. Teşekkür ederim, sağ ol. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Efendim, tabii kazanan Turhal oldu. Turhallı kardeşlerimiz oldu. Turhallı kardeşlerimiz istikrarı tercih etti. Tabii ben defalarca söyledim. Biz birlik ve beraberliği sağladık. Bu bir ittifak hareketi oluştu artık burada. Allah nasip ederse 27 Mart gecesi sonuç tamam, 28 Mart'ta da belediyenin önünde kutlayacağız dedik. Tabii şimdi bunu söylerken biliyorsunuz biz sonucu ilan ediyoruz. Ama sonucu ilan ediyoruz da bir de bu işin bir çalışma, bu çalışmanın bir prosedürü var. Yani seçim sonuçları gece belli oluyor. Ertesi gün mazbat alamıyoruz. Mazbat almak mümkün değil çünkü tasnifler oluyor. Sadece belediye başkanı seçilmiyor orada. Belediye meclisi, il genel meclisi, muhtarlar. Bütün bunların tasnifleri, cetvellere geçişi oluyor. Mesela bugün akşama kadar onun çalışmasını yaptı seçim kurulu. Ondan sonra onu asıyor. Sonra bu sonucu il seçim kuruluna götürüyor. Şimdi ikinci günün akşamına kadar da adayların itiraz hakkı var. Yani bunu adaylar da bilir. Gerçi bizim şu andaki farkımız 800 civarında. Yani çok büyük bir fark tabii de. Tabii isterse 800 değil 8000 farklı olsun. Yani şimdi devletin koyduğu bir nizamı var. Bu nedir? İkinci günün akşamına kadar mazbata verilmiyor. Yani böyle bir itiraz hesaba katılarak. Yani 3 oyla da seçim alanlar oluyor. Tabii bu kanunlar hazırlanırken bütün ihtimaller göz önüne alınarak yapıldığı için. Şimdi yarın akşama kadar bekleyeceğiz. Yarın akşam alırsak mazbatayı, Allah nasip ederse, ertesi gün ancak törenimizi yaparız. Ama yaparız derken saygıdeğer hemşehrilerim yanlış anlamasınlar. Hemen çarşamba günü tören yapılacak gibi değil. Bizim mazbatayı almamıza bağlı. Aldığımız zaman biz onu televizyonumuzdan ilan edeceğiz. İşte Alfa'dan ilan edeceğiz, Kanal T'den ilan edeceğiz, efendim Süper TV'den, Mega TV'den, bütün televizyonlarımızdan halka duyuracağız. Duyuracağız. Şu gün, şu saatte devir teslim töreni vardır. Ondan sonra tabii devralacağız. Onun için duygularımız tabii baştan onu sordun. Duygularımız Turhal içindir. Yani Turhal'ın huzuru, Turhal'ın birlik ve beraberliği, Turhal'da yeniden tesanüdün sağlanması, yeniden kardeşliğin pekiştirilmesi. Tabii şeyimiz bu. O manada tabii bunlara tercüman olarak sonuç almak, Turhallı kardeşlerimizin başarısının bizim şahsımızda tescil edilmesi güzel bir duygu tabii. Yani biz Turhallı hemşerilerimizin başarısına, onların başarısına layık olmuşuz. Yani bu başarı kardeşlerimizin, Turhallı hemşerilerimizin. Onun için o güzel bir duygu çünkü hemşerilerimizin şu anda sevincini, mutluluğunu çok iyi görüyorum, hissediyorum. O manada tabii mutluyuz ama hep söyledim yani ben baştan beri söyledim. Öyle koltuk hırsım falan yok. Bak yine söylüyorum. Tabii devamlı bunu ifade ettim. Bakın yani bu bir yapı meselesidir. Çünkü ben koltuk meselesinde her türlü devletin koltuğuna otura otura geldim. Fakat Turhal'la hemşerilerimin ihtiyacı olduğu için, onlar istediği için aday olduğumu defalarca söyledim. Şu anda yine tekrar ediyorum. Bakın sonuç aldım.
Ama işin aslı da buydu. Onun için ben Turalı hemşerilerimin mutlu olmasını, benden önce onların sevilmesini istiyorum. Bak ben bugün belediyenin önünde 28'inde toplanıp kutlayacağız dediğimiz için aşağıya geldim. Zaten gece sabaha karşı 7'de falan 6.30 falan da gittik. Saat 8'de hazırlanıp geri geldik. Geldiğimizde burası çok kalabalıktı. Bir kısmı da belediyenin önündeydi. Şimdi taahhüdümüz var yani 28'inde belediyenin önüne gelin deyince biz oraya gittik. Belediyenin önünde o kardeşlerimizin duygularına tercüman olduğumuzu, eğlenmenin, efendim bu mutluluğu, kutlamaların hakları olduğunu ama bu işin de belli bir prosedür olduğunu anlattık. Devletin nizamına saygılı olduğumuzu ve orada birlik ve beraberlik çağrımızın geçerliliğini, bugünden itibaren işte o dediğimiz noktaya gelindiğini, hatta ilk verdiğim sözü bak burada yapıyorum dedim. İşte dedim, rozeti çıkarttım dedim. Değerli kardeşlerime, çünkü ben dedim, size bu sözü verdim, Tural'ın adayıyım dedim. Zaten seçilince bunu yapmakta mecburiyeti vardır. Yani şimdi aksini yapan o topluluğa saygısız oluyor demektir. Çünkü biz Tural'ın tüm kardeşlerimizin adayı olduk şimdi. Adayı değil, belediye başkanı olduk. Tüm kardeşlerimizin belediye başkanı olduk, Turalların. O halde rozeti çıkaracağız, çıkarttık. Şimdi ondan sonra birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularının bugünden itibaren pekişeceğini, ayrılığın son olacağını, artık ayrılığa son vereceğimizi, herkese eşit davranacağımızı, açık açık orada belediyenin önünde, bilmiyorum aldınız mı o konuşmamızı, ifade ettik. Onun için tabii hemşehrilerimin, bizim taahhütlerimizin, sözlerimizin bizim verdiğimiz senet olarak kabul etmesini ve öyle bilmesini istiyoruz. Yani biz seçim meydanlarında, hep söyledim, politikacı değilim, oy almak için yalan söyleyen kişi olmayacağız Allah nasip ederse. Ama bakın, şimdi şartlar bir şeyleri zorlarsa halkımızın önüne çıkaramazsınız Turalı hemşehrilerimizin. Onlar bizi anlarlar. Çünkü insanlar kendisini oraya getirenlerden koptuğu zaman zor durumda kalır. Kopmazsak, iç iş olursak, biz bir aileyiz. Şimdi ben Tural ailesinin başıyım. Bu ailenin belediye başkanıyım. Şimdi bu aileyle ilgili her türlü problemi bu aileyle görüşürüm. Hatta yani sıkıştığım yerde onlarla istişare ederim. Tartışırım, konuşurum. Gelirim A mahallesinde bir kahvede otururum, sohbet ederim. Falan eve gelirim bir gece otururum. O mahalle sakinleri gelir dinlerim. İstişare ederek Allah nasip ederse götüreceğiz ama verdiğim sözler taahhüdümüz. Onları yapmanın her türlü mücadelesini vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kanal Alfa'ya da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde adayların almış oldukları kesin sonuçları açıklıyoruz. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi 7867 oy, Sosyal Demokrat Halkçı Parti 7086 oy, Refah Partisi 6608 oy, Anavatan Partisi 3965 oy, Doğru Yol Partisi 3105 oy, Cumhuriyet Halk Partisi 2150 oy ve Bağımsız Aday 156 oy aldı. Ve sırada spor haberi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile oynayacağı maç için bugün İspanya'ya gitti. Monaco yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final şansını büyük ölçüde kaybeden Galatasaraylı futbolcular, Barcelona maçını prestij karşılaşması olarak ilan ettiler. Kayseri Spor'da Zeytinburnu Spor'u 4-1'lik bir skorla yenmenin mutluluğu yaşanıyor. Sarı Kırmızılı yöneticiler futbolculara Zeytinburnu maçının primi olan 20'şer milyon liranın Perşembe günü dağıtılacağını açıkladılar. Hava raporuna gelince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yurdun batı bölümleri çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı yağmurlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçti. Hava sıcaklığının son 24 saat içinde batı bölgelerinde azalacağı bildirildi. Yarın tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor. Buna göre İstanbul 15-19,
İzmir 15-22, Bursa 13-22, Ankara 10-20, Erzurum -5-14, Antalya 14-22 ve Diyarbakır 6-20 derece olacak. Sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa Haber Merkezi adına hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Turhal Belediye Başkanı seçilen Duran Evren bu akşam saat 20'de İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını aldı. Yarın saat 14'te yapılacak törenle yeni belediye başkanı Duran Evren belediyeyi teslim alacak. Kanal Alfa olarak biz de Duran Evren'e başarılar dileriz. Çay, çikolata. Arkadaşlar. Allah hayırlı olmasın. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dileriz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Memlekete Turan'a hizmet evet. Siz onun bir şey olun. Allah nasip ederse öyle devam ettireceğiz ve Turalı kardeşlerimizi mahşup etmeyeceğiz. Allah razı olsun. Biz de onu bekliyoruz. Allah abi. Razı olsun. Millet de onu bekliyor. Sayın başkan, halkın oylarıyla başkan seçildiniz. Evet. Turalı hayırlı uğurlu olması için dileğiyle size veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi. Çalışmalarınızla ben de başarılar. Sağ olun. Evet. Madem çekiyorsunuz bunu da çekeyim. Bakayım. Hadi. 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 Evet. Allah hayırlı olsun. Evet. Turalımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Turalımızın inşallah bundan sonra çevresini değiştirme mücadelesi vereceğiz. Allah nasip ederse kafamızın bastığı, gücümüzün yettiği, ömrümüzün de yettiği kadar hizmet edeceğiz. Tabii ilk işimiz Tural'da, hep söylüyorum. İnsanları kucaklamak, insanlar arasında birliği, beraberliği sağlamak. Böylece Tural'da tesanüdü sağlamak. Tural'ımız güzel şeylere layık, güzel olanlara layık. İnşallah bundan sonra çalışmalarımızla, ortaya koyacağımız hizmetlerimizle, geri eserlerimizle Turhal'ımızı memnun edeceğiz. Ama tabii öncelikle Turhal'da kardeşlik, birlik, beraberlik duygularını yerleştireceğiz. Tüm insanlarımıza eşit mesafedeyiz. Bu memlekette yaşayan, Turhal'da yaşayan tüm insanlarımıza eşit mesafedeyiz. Zaten söyledik, rozetimizde çıkarttık, Turhal'ın belediye başkanıyız. Allah hayırlı olasın. Sağ olun. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Gitmeyin. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Hayır buyurun. Ya itiyorsunuz ya. Tamam. Arkadaşlar kutlamalar. Seçim bürosunda lütfen rica ediyorum. Kutlama yok, kutlama yok. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden duyurulur. Gelirleri gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 1994 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar vermeleri ve birinci taksitlerini ödemeleri gerekmektedir ilan olunur. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kolay.
Arif ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Dün gece ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan belediye başkanı Duran Evren bugün göreve başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abidin Dursun Kaleli'den belediye başkanı Duran Evren'e kutlama mesajı. Meydan mahallesinde yangın. Pazar Belediye Başkanı Adnan Özmen'le sizler için görüştük. Haberlerimize gelince. Dün gece ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan belediye başkanı Duran Evren bugün göreve başladı. Evren bugün saat 12'de Merkez Camii'nde bir mevlit okuttu. Ardından belediye sarayı önünde düzenlenen törende kurbanlar kesildi. Halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Daha sonra bir konuşma yapan belediye başkanı Duran Evren, "Ben tüm Turhal'ın belediye başkanıyım. Ayrıcalık yapmayacağım." dedi.